Ben Özlem'in kayınvalidesiyim. Mehtap ismim. Torunumuzu kucağımıza aldık. Çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Tavsiye üzerine geldik. Cemal Hocam ve Hüseyin Hocam'la burada tanıştık. İkisinden de gayet memnunuz. Allah razı olsun. Çok yardımcı oldular bu süreçte bize. İlgilerini, alakalarını esirgemediler. Ayrıca hastanenin de çok güzel, çok temiz, ilgiler, alakaları çok güzel. Hepsinden çok memnunuz. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Aşağı yukarı biz 14-15. Haftadan beri bu hastaneye geliyoruz, gidiyoruz. Yaklaşık haftada bir geldik. Gayet de memnunuz. Çok sağ olsunlar, bugüne geldik. İsmim Cemal Ünlü. Yaklaşık 6 aydır Kayseri Şehir Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugünkü size bahsedeceğim hastamız daha öncesinde 26 haftalık erken doğum hikayesi olduğu için bu gebeliğinde takiplerinde rahim ağzı uzunluğunda kısalma gördüğümüz için rahim ağzına dikiş koyduğumuz bir hastamız. Burada dikiş atmada tekniğin önemli olduğu kadar doğru hasta seçimi de çok önemli. Sadece bir önceki gebeliğinde erken doğum yapmış olması ikinci gebeliğinde rahim ağzına dikiş konulması için yeterli değil. Bu hastalarımızı eğer ultrasonda rahim ağzı uzunluğuyla takip ediyoruz. Rahim ağzı uzunluğunda bir kısalma olmazsa eğer sadece ilaç tedavisiyle erken doğumu engelleyebiliyoruz. Ancak takiplerimizde bir önceki gebeliğinde erken doğum yapmış olan hastamız rahim ağzı uzunluğu 2,5 cm'nin altına indiği için erken doğumu önlemek açısından rahim ağzına dikiş koyduk. Bu işlem yapılırken doğru hasta seçilmesi çok önemli. Çünkü bu işlemin de kendine bağlı bazı riskleri var. Özellikle 24. haftadan önce dikiş atılması lazım. Hafta ilerledikçe dikiş atılması sırasında bebeğin süt kesesi açılıp suyu gelip erken doğuma neden olunabiliyor. Ondan dolayı burada doğru hastalara uygulamak çok önemli. Veya iki tane ağrısız yine böyle ikinci 14 ile 28 hafta arasında erken doğum yapmış olan hastalara o tarz hastalarda 3. gebeliğinde rahim ağzı uzunluğunu ölçmeye gerek yok. İki defa hikayesi olan hastalarda 3. gebeliğinde direkt rahim ağzına dikiş konulabilir. Ancak bu hastamızın sadece bir defa 26. hafta yaklaşık 900 gram bir erken doğum olduğu için ilk önce ilaç tedavisi denedik. Rahim ağzı uzunluğunda kısalma tespit ettiğim için rahim ağzına dikiş koyduk. Ve çok şükür 37. haftaya sağlıklı bir şekilde doğumu gerçekleştirdik. Bu tedavi olmasaydı ne olurdu hocam? Bu tedavi olmasaydı muhtemelen bu gebelik haftalarını görmek pek mümkün olmazdı. Çünkü rahim ağzı hem daha önceden erken doğurmuştu hem rahim ağzı da kısalmaya başladığı için daha erken bir haftada doğum gerçekleşirdi ve bizim için bebeğin kilosu çok önemli. Özellikle bu erken haftalarda neredeyse bir günde bile bebeğin yaşama ihtimali %1'e yakın artmakta. Ondan dolayı muhtemelen hani bu tedavi yapmasaydık, bu dikiş işlemi olmasaydı 37. haftaya kadar ulaştırmamız mümkün olmayacaktı. Birinci gebeliğimde erken doğum olmuştu. Çocuğumu kaybettim, o yüzden sıkıntılar yaşamıştık. Hani bu seviyeye geleceğimizi düşünemiyorduk. Hüseyin hocamız ve Cemal hocamız sayesinde şu an bebeğimizi kucağımıza aldık. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Merhaba, ben doçent doktor Hüseyin Aksoy. Özlem bize 14. haftada özel bir hastaneye refer edildi. Özlem daha önce bir 26 haftalık erken doğum ve çocuğu daha sonra doğduktan sonra kaybetmiş. Dediğim gibi aslında bu hastalar çok sık karşılaştığımız hastalar, fakat bu hastaların mutlaka iyi takip edilmesi gerekiyor. Mutlaka gerçekten ihtiyaç varsa rahim ağzı dikiş atılması mutlaka gerekiyor. Biz böyle bir imkanı şehir hastanesi olarak tüm vatandaşlarımıza sunuyoruz. Kullanılan dikiş materyali olsun, bunlar gerçekten hepsi çok kaliteli. 1 lira hiçbir hastanın cebinden bir para çıkmadan bu işlemler yapılabiliyor. Ve takipleri de burada olabiliyor. Sonra da burada ücretsiz şekilde doğurabiliyorlar. En azından işlemi yapan doktor tarafından doğumu da gerçekleşti bunu. Bence büyük bir imkan. Şehir hastanesi bu konuda bence bütün vatandaşlar için gerçekten büyük bir fırsat. Özlem de bundan yararlanan hastalarımızdan bir tanesi. Çok şirin bir oğlumuz da oldu. İnşallah onlar da bugün sağlıklı olarak ikisini de taburcu edeceğiz. Bu konuda sıkıntı olan hastalar şehir hastanesinin kadın doğumuna mutlaka başvursunlar. Mutlaka bu işlem gerekiyorsa, gerçekten ihtiyaçları varsa bu işlem burada yapılıyor. Ve takipleri de burada yapılıyor. Bu konuda da en azından sizin vasıtanızla bir bilgilendirme yapmış olalım. Hepinize teşekkür ediyoruz.